Bankacılık sektöründeki son gelişmeleri konuşacağız. Yanımızda özel bir konuğumuz var. Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Aslan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii efendim şunu sormak istiyorum. Özellikle faiz indirimi sonrasında kredi talebinde bir değişiklik oldu mu? Rakamsal olarak ne kadarlık bir artış meydana gelmiş olabilir? Bununla başlayalım. Merhaba tekrar. Şöyle ifade edelim. Tabii özellikle Türkiye'ye bize baktığımız zaman Türk lirası kredilerdeki faiz oranlarının uzun bir süredir yüksek gittiği malumunuz. Tabii bu yüksek oranlar özellikle yatırım kredilerinde bir ötelemeye sebep oluyor. Durum böyle olunca yılbaşından bu yana baktığımız zaman aslında nette kredilerde bir azalma yok. Ancak şunu söyleyebiliriz. Özellikle 2020 yılına göre ticari kredilerin büyüme hızında bir yavaşlama var. Bu da büyük bir oranda yüksek faizlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. 21 Ekim'de Merkez Bankası'nın politika faizini %16'ya düşürmesiyle birlikte elbette bizim kaynak maliyetlerimizde bir gerileme söz konusu oldu. Bu ise kredi verme iştahında ya da kredi talep iştahında bir miktar hareketlenmeye neden oldu. Biz Halkbank olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında ticari kredilerimizde de belli bir oranda indirime gittik. Ve bu indirim sonrasında da gerek ticari kredilerde gerekse de konut kredilerinde indirim yapılmadan önceki haftalara göre bir miktar hareketlenme söz konusu. Ancak bunun ilerleyen zamanlarda daha çok hissedileceğini düşünüyoruz. Özellikle cari açığı arttırıcı etkisinden dolayı ihtiyaç kredilerinden ziyade yatırımı, ihracatı, istihdamı destekleyen, yerli üretimi destekleyen, verimlilik artışı sağlayan yüksek teknolojiye odaklı projelere daha çok sıcak bakıyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman ilerleyen zamanda gerekli koşulların da oluşmasıyla birlikte faiz oranlarındaki aşağı gidiş biraz daha yatırım talebini artıracağını düşünüyoruz. Özetle en son Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte tabii bir hafta oldu. Biraz beklemek lazım verileri izlemek noktasında. Bir hareketlenme, bir kıpırdanma olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii efendim enflasyon raporunda da ifade edildi. Ticari kredilerin büyümesinde bir daralma var mı? Büyüme hızında doğrusu. Sizce durum nedir? Şimdi tabii ticari kredilere iki para birimi açısından bakmak lazım. Bir yabancı para cinsinden krediler, bir de Türk lirası cinsinden krediler. Geçmiş verilere baktığımız zaman yabancı para cinsinden kredilerin yatırıma daha çok yatırım açısından daha çok talep edildiğini gözlemliyorduk. Ancak tabii bir miktar döviz piyasalarındaki dalgalanma neticesinde bir miktar yabancı parada yabancı para kredilerindeki yatırımda bir miktar durulma söz konusuydu. Ancak piyasaların tabii istikrara kavuşması söz konusu olduğunda ki bu konuda da yurt dışı etkenleri kesinlikle dikkate alıyor olmamız lazım. Yani bizdeki piyasa oynaklıkları büyük oranda da yurt dışındaki oynaklıklardan kaynaklanıyor. İşte ABD Merkez Bankası'nın burada kararları etkili olabiliyor. Yine Avrupa olsun, Amerika olsun bir takım istatistiklerin yansıması, gelişmekte olan piyasalardan çıkan fonlar ki Covid ortamında hala devam ediyoruz. Covid ortamıyla birlikte yükselen enflasyonlarla karşı karşıya kaldık. Bu gibi etkenler elbette dışarıya açık bir piyasa olan Türkiye ekonomisini de bir miktar etkiledi. O açıdan yabancı para cinsinden kredilerde bir daralma söz konusu. Ancak Türk lirası cinsinden kredilere baktığımız ise orada da işte işletme sermayesine yönelik krediler bir de yatırım kredisi olarak bakmak lazım. İşletme sermayesi kredileri firmaların cari ihtiyaçlarının finanse edilmesine yönelik olduğu için burada işletmeler kendi ihtiyaçlarına yönelik kredi talebini kesmediler. Çünkü ödemeleri var. Ancak elbette bunun maliyetine katlanarak yani kredi faizlerinin yüksekliğinden kaynaklanan maliyeti katlanarak bu ödemeleri yaptılar. Ancak önemli olan biraz önce bahsetmiş olduğum istihdam, yatırım, ihracat, verimlilik, yerli üretim gibi kriterleri dikkate alarak
yapılacak daha orta ve uzun dönemli yatırımlardı. Bu noktada kredi talebinin çok beklenen düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Türk lirası cinsinden konuşuyorum. Ancak faiz oranlarındaki gevşeme bu orta ve uzun vadeli yatırım, Türk lirası cinsinden orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine de yansıyor olabiliyor. Özellikle biz kamu bankaları olarak bu noktada daha iştahlıyız. Çünkü yatırım kredileri bizim misyonumuza daha uygun. Bu yönüyle baktığımız zaman Türk lirası kredilerinde de özellikle enerji yatırımı olsun ya da geri ödeme noktasında, nakit akışı noktasında daha sağlam ve matematiği olan projelerde Türk lirası cinsinden de olsa yatırım kredilerinde bir hareketlilik söz konusu. Dolayısıyla biz genel faiz hatlarındaki düşüşün devam ettiği sürece bu anlamda ticari kredilerde de artış hızında bir hareketlilik bekliyoruz. Tabii efendim, siz yüzeysel bir giriş yaptınız ama özellikle ticari kredi verirken kriterleriniz nelerdir? Bunu da öğrenmek isterim. Ya tabii biz ticari kredileri verirken, eğer yatırım kredisi ise oradaki projenin ülke ekonomisine katkısının ne olduğu çok çok önemli. Yani döviz kazandırıcı işlemlerde çok daha olumlu bakıyoruz. İthal ikamesi ürün üretiminde olumlu bakıyoruz. Enerji verimliliği, yüksek teknoloji gibi projelerde daha olumlu bakıyoruz. Çünkü bunlar ülke ekonomisine katma değer açısından çok daha önemli kredi talepleri söz konusu oluyor. Projelerin katma değeri kredi verirken baktığımız en önemli konulardan bir tanesi. Tabii ki burada yine yani dövizi kazandırıcı işlemler noktasında da ülkemizdeki döviz ihtiyacı dikkate alarak özellikle ihracat potansiyeli olan sektörlere destek vermek de yine biz Halkbank olarak ve kamu bankalar olarak tercih ettiğimiz kriterlerden bir tanesi. Tabii diğer bir husus da sektörel verimlilikler. Biz firmaların gerek mali yapısını inceleriz, gerek yönetim kalitelerini inceleriz. Yani sanıldığı gibi sadece teminat alıp kredi veren müesseseler değiliz. Yani teminat işin bir yönü ama teminatı olmadığı zaman projenin verimliliği çok çok önemli. Biz burada yatırımı yapan firmaların deneyimi, projenin geri dönüş hızı, nakit akışındaki olumlu gelişmeler de kredi verirken dikkat aldığımız hususlar. Bütün bunları bir paçalladığımız zaman ticari kredilerdeki gelişme ve sektörel anlamda seçicilik çok daha önemli hale geliyor. Efendim, tabii ihtiyaç kredilerinde de vade kısaltıldı. Etkisi oldu mu? Bunu sormak isterim. Ya ihtiyaç kredileri biliyorsunuz özellikle cari açığı arttırıcı etkisi dikkate alındığında ekonomi yönetimi ve düzenleme otoritesi tarafından bir vade kısalması oldu. Bunun ihtiyaç kredilerine kısıcı bir etkisi oldu, bunu söylemek mümkün. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Sağ olunuz efendim. Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'la birlikteydik. Bankacılık sektörünü konuştuk. Röportajlarımız devam edecek.